Herkese merhaba arkadaşlar, Kerem Lastik kanalına hoş geldiniz. PES 2018'de analitikimize devam ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile bir karşılaşma yapacağız arkadaşlar. Final karşılaşması, bu maçtan sonra galiba birlik maçı veya öncesinde Şampiyonlar Ligi final maçı, onu da Juventus'ta yapacağız. Sonrasında lig maçımız var, bakalım 34. galibiyeti ulaşabilecek miyiz? Bir ilk yapacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Türkiye Ligi'nde böyle bir ilk yok diye hatırlıyorum. Hep birlikte oynayarak göreceğiz. Şimdi ama öncesinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması var. Ona bir bakalım. Fenerbahçe'yi eleyip kupayı alabiliyor muyuz? Bir kupa daha stadımıza, zorlu bir sezonun kulübümüze kazandıracak işte mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe başladı. İbrahimovic ile baskıya başladık. Bastık, aldık ama alamadık. Şimdi aldı. Neymar da çok iyi kaçırdı. Ah be, hemen versek. Neymar. Bastık, aldık orada. Enes'ten harika bir pas. Neymar. Neymar girdi, vurdu ve gol. Cimbom attı. Neymar. Golün coşkusunu böyle ligde de esiyor, kupada da esiyor Neymar. Gol. Neymar çok önemli bir gole imza atıyor. Bu gol maçın seyrini değiştirebilir. Bastık, aldık oraya, harika bir pas. İbrahimovic. İbo. Ulan be İbo, iade be. Çok da güzel açı yakaladım ama ben biraz geç kaldım. Çok iyi ya. Luisa çok iyi defansta abi. Şimdi bir ara pası. Sana geçirmiyor hiçbir türlü ya. Biraz daha şu hızlı olsa var ya. Bir orta, araya girdi, uzaklaştırdı. Öne oynadı. Çok iyi bir pas. Enes'ten. Neymar son anda. Çok zekice bir vuruş ama. Kaleci son anda girdi. Uzattı elini. Enes çok iyi öne çıktı. Çok da iyi pas. Son anda. Vur ona. Aman Allah'ım ya. Yaya mı ya? Yaya Ture galiba da çok kazma vurdu ya. Dakika 27. Arkaya harika bir pas. Ama olmadı. Balbuena aradan oynadı. Düşüncesi güzel. Son anda girdik abi. Çok iyi bir pas Enes. Neymar'a. Vur ona be. Kesti pası. Balbuena. Balbuena. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Orada. Luisa var. Ah be. İleri uzattı. İlk yarı bitti. 1-0. Dürük geldi. Finalde galibiz. 5 dakika sona erdi değerli izleyiciler. Hemen ikinci 45'e başlayalım. İlk düdük geldi ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Neymar ileri uzattı. Vur ona ve gol.
Fark 2 oldu. Ambrosini. Rahat bir nefes aldılar. 2'yi bulduk. Çok da iyi pas yaptık burada. İzliyoruz. Harika paslar. Enes harika oynadı. Çok da iyi bir pas. Gelişine Ambrosini. Galatasaray. İkinci gol hocanın stratejilerini değiştirecek mi bakalım? Kanada doğru uzattı pası. Şimdi bir ara pası. Evre yetişebilecek mi? Koştuk ama. Bu çalım tribünlerden alkış. Gol şansı. Oo, çok iyi geldiler ha. Gol, gol. Noronha mı? Kim Noronha? Soyunma odası taktikleri işe yaramış görünüyor. İkinci devre golle başladı. Çekti vurdu. Bizimkiler tabii kafayı hiç. Kafayı kullanmak bu olsa gerek. Harbiden kafayı kullandı. Bu gol müthiş bir moral oldu. Artık bunun üzerine daha organize ataklar inşa etmeleri lazım. Valbuena. Ve Neymar. Enes de çok iyi anlaşıyor ama nazar değdi resmen. Çok iyi bir pas. Aradan oynadı. Bastık. Aldık. Vur ona ve mükemmel bir gol. Kadabra. İbra Kadabra. İbrahimovic. İyi bu ama orada Enes galiba ya. Veya Ambrosini. Burada Ambrosini tamam. Bastık aldık. Ambrosini çıkmadan da vuruyor. Kesti ortasını İbrahimovic. Üçüncü golü attık. Rahatladık. İki farklı öndeler ama topun yuvarlak olduğunu unutmamak lazım. Yuvarlak. Ben de öyle diyorum. Çıkalım onu. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Bir şut. Bir gol şansı daha. Hadi be. Top boşta kaldı. Fantezi yaptık kendine. Bas. Bak gördüm ya. Hızlı çıkarsak gol olur. Öne oynadı. Enes. Enes. Kale. Uzaktan Sanchez. Gol çok pis kaçtı. Of, şu gol olsa artık rakip havlu atardı. 3 farktan rakibini çevirmesi çok zor olurdu. Ama kaçtı. Gelişine vurdu Sanchez. Az farkla vurdu. Kupa geliyor arkadaşlar. Dakika 80. Şık bir pas. Şut açısı yakaladı. Bir şut. Kaptırılan top. Topa kim yetişecek? Bastık Sanchez'le. Sanchez orada çok usta. Bu pas tehlikeli olabilir. Skirtle. Fakat kestiler. Çok kanada iyi paslar uzattı. Bunlar. Ambrosini. Keserse gol olur. Neymar harika vurdu. Vur ona be. Pas uzaklaştırdı. Bir kontra hata dönüşebilir. Kupa geldi. Kupa geldi. Kupa. Çılgınlar gibi seviniyoruz. Fenerbahçeli oyuncular çok üzgün. Bizimkiler deli gibi seviniyor. Kaptanımız Ambrosini. Hemen geldim yanlarına. Tebrik ediyorum hepsini. Kadromuz çok iyi. Yeni oyuncular. Yeni genç yetenekler ama hepsi isim yapmış. Ambrosini maçın adamı ilan edilmiş. Evet bu maç Ambrosini çok iyiydi. Türkiye Kupası Galatasaray'ın oldu arkadaşlar. Hem de Fener'i yenerek aldık. Bu ayrı bir zevk. Süper Lig maçı. Gençler Birliği ile 34. maç. Bakalım ne yazmış. Turnuvanın oyuncusu Enes Ünal seçilmiş. Vay. Gol krallığı olmuş. Güzel. Maaş bütçemizi arttırdı. Kulübü yöneticileri bizi seviyor. Şimdi şöyle bir oyun planı yapalım.
değiştirebiliriz. Batı Kevra. Sabri'yi koyalım. Sabri oynasın ara ara. Şeju da var. Hatay'ı da. Enes kalsın yine olsun. Son maç arkadaşlar. Yanlış girdik. Maç hatta diyeceğiz. 34. galibiyet geliyor mu? Evet, 34. galibiyet. Hiç yenilmeden. Evet arkadaşlar, hiç yenilmeden Türkiye liginde lideriz ya. Şu 102 puan arkadaşlar. 34 galibiyet, 97 de gol atmışız. 97 gol ve 81 avaraj. Bakar mısınız ya, en yakın rakibimiz 21 gol atmış ya. Daha doğrusu 21 avarajları var. Ya süper ötesi. Fener 6. olmuş bu arada. Beşiktaş 2. Trabzon'da 3. olmuş. Harika harika harika. 102 puan, 34 galibiyet arkadaşlar. Ne beraberlik ne mağlubiyet var. Harika ötesi oldu. Çok da güzel oldu yani. Türkiye Ligi'ni haftalar öncesinden aslında biz zaten almıştık. Şampiyon olmuştuk. Kupamız belliydi ama bırakmadık. 34 maçında 34'ünü aldı takım. Ve ben hep oynattım arkadaşlar. Yani hiç oynamadım diye hatırlıyorum. Belki bir şeyler oynamış olabilirim. Neler oynamış olabilirim? Derbileri oynamış olabilirim. Burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Milli takım kadroları açıklandığı söyleniyor. 15 oyuncu var. Evet, Neymar gol kralı olmuş. Asist lideri Ambrosino olmuş. Her şey çok güzel. Yetenek avcısında da bir yetenek varmış. 16 milyon paramız geldi. 16 milyon daha eklendi transfer bütçemize. Maaş bütçemiz de artıyor. Bakalım. Şöyle bir ileri alalım. Şampiyonlar Ligi finali kaldı. Sadece bir kupa da alırsak bu seneyi 3 kupayla tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın görüşmesi yapıyoruz. Her şey inşallah çok güzel geçecek. Ve o kupayı da alacağız. Aslında bu maçlar öncesi bir şey yapılabilirdi yani. Futbolculara prim telinde bir şeyler verilebilirdi. Yetenek avcılığında Cristiano Ronaldo 37 yaşına gelmiş, 89'a kadar düşmüş. Sterling, Ramis vardı zaten, bu da bizdeydi Ramis. Ayovi gitmiş burada. Jose Gaya diye biri gelmiş. 27 yaşındaymış. Gerek yok. Gene oyuncuları Mudat, Onyekuru filan bize eklenecek arkadaşlar zaten. Kadromuzu da oluşturduk. Güzel bir kadromuz var. Böyle devam ederiz. Bir sonraki videomuz tabii ki Şampiyonlar Ligi finali için Juventus'ta karşılaşacağız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. (Gülüyor)